Bazı insanların yaptığı işleri çekirdek falan zannederiz. Yani karikatür vesaire, ama arkasında kocaman bir eğitim, çok sağlam bir göz, çok iyi bir gözlem vardır. Merhaba Erdin. Merhaba. Ne güzel seni burada görmek. Erdin, maymunlar nereden çıktı? Hani çiziyordun, karikatür yapıyordun falan. Birdenbire bunlar çıktı başımıza. Biliyorum sen heykel okudun, evet, ve ihanet etmiştin. Ne oldu, geri mi döndün? İhanet etmedim canım, yapıyordum. Senede bir iki falan ama çok sık yapamıyordum. Karikatür insanın gazını alıyor biliyorsun bir yandan. Hani bir şeyler anlatma derdini ortadan kaldırıyor. Çünkü anlatabiliyorsun bir şekilde ama bunda da başka şeyler anlatabiliyorum diye. Bu ya maymun, bu denk geldi şimdi, iki tane maymunlu olunca bir yandan da şey denk geldi. Karikatürde de benim için çok özel bir şey. Çocukluğumdan kalan bir hikaye bu bir yandan da. Çocukken maymun tokat atmıştı da böyle. Üç tane şurada bir kişim var. Ha, maymun oradan da bir kalan, kime vuracağını biliyor. Ha, aynen öyle. Kimle iletişim kuracağını da biliyor falan. İşte ne bileyim. Böyle işler. Sevdin mi bari? Bu maymunu mu? Bu maymunun hoşluğu benim için yeni dünyanın yeni numarası olması. Sen sevdin mi maymunları? Güzel mi? Bak. Burada gene maymunlarım var ama galiba başka bir şey yapıyorsun. Yani aslında herkes sanat dediği zaman bir parça bir iş yapıyor. Bunu ben böyle görüyorum. Sen bunda ne alt edersen et diyor. Evet. Halbuki sen ne yaparsan yap yerine bir ilişki içine giriyorum. Yaklaştığım zaman yanıyor, sönüyor, bir şeyler oluyor. Seni takip ediyor falan. Gerektiğinde takip ediyor. Evet. Hatta evde tek başınaysan birdenbire yalnız mıyım, biraz değil miyim diye düşünüyorsun. Biraz korkutucu olabilir, evet. Yok ya, yani evde kedi beslemekten daha az yorucu. Öyle mi? Bazen bunu beslemiyorsun. Enerjiye besliyorsun. O kadar. Fişini taktığın zaman beslemeye gerek yok. Ama şaka bir yana, gerçekten insanın evinde kendisiyle bir tür ilişki kurabilen bir esere sahip olması da ilginç. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Ama bir yandan da yani şöyle bir şey, karikatürle çok sıcak bir dokunuş yapıyorsun ya insanlara bir yandan. Doğru. Güldürme çabası, bir şey paylaşmak, bir hikaye anlatmak, çok bizden, çok hayattan, çok bize ait. Aslında bunlar da biraz öyle bir yandan da. Yani çok böyle başka bir yere koymak istemiyorum. Ben boyum. Hayatım boyunca aslında hayvanları çizdim, ettim, onlarla ilgilendim. Çok seviyorum. Çocuklar, hayvanlar, teknoloji. Bak hepsi var. Benim karikatürde de çizdiğim bütün konular var aslında burada. O yüzden şey güzel. Sadece karikatürde anlatamayacağım şeyler var. Bunları üç boyutta heykelle nasıl anlatırım? Evet, yani karikatür ne olursa olsun tek boyutta, ne olursa olsun tek kare. Hayır, başka bir derdi var onun bir yandan. Başka bir derdi var, başka hikayeleri var. Bunun başka bir derdi var, başka hikayeleri var. O yüzden bu da çok mutlu ediyor beni. Ha, bir de için yani mesela ben bu işte gerçekten benimle ilişki kurmasına bayılıyorum. He. Ve her gün aynı ilişkiyi kurmayacak. Yani bu evimde olduğu zaman her gün bir başka ilişki kurabilirim. He, başka laflar edebilirim. Dolayısıyla süper. Hani evdeki kediden daha iyi çünkü evdeki kedinin ne yapacağını biliyorum. Bak, çekirdekleri yere atıyorsun. Bak, o bizim çocukluğumuzdan kalan bir şey değil mi? Evet, kesinlikle. Bilgisayar yok, bir şey yok yani. Evde yani seni oyalayacak bir şey yok. Sokağa çıkıp duvarda çekirdek çitliyorsun. Hatta ne kadar çitlediğin saat, yani kaç saattir orada oturduğun yerdeki şeyin çevresine göre yarı çapından çıkar iş kaç dakikalık oldu. Ama merak etme, bunlar buradan giderken kontemporary bittiği zaman toplayıp gidecekler. Maymun öyle değil miydi? Hani çekirdek çitleyen, yere atan, yutan. Bunlar değil onlar. Ha, kulağına çekirdek sokan. Değil değil, bunlar çekirdek çitleyen çocuklar, normal. Bak. Aa, hakikaten öyle. Hem de 3 tane çiğ var. Evet. Çekirdek çitleyen çocuk, bu çok değişik. 3 çiğin yan yana gelmesi bu esere acayip farklı bir anlam katıyor. Ayrı bir olay katıyor. Yani bugüne kadar tek çiğ, 2 çiğ görmüştük. 3 çiğ hiç görmemiştik. Belki de seneye 4 çiğ olabilir mi? İyice zorluyor. Pek çok konuda üretmek, üretebilmek, gözlemlediğini işe dönüştürmek, hayatı güzelliklerle paylaşabilmek önemli. Siz de kendinize bir yatırım yapın, sanatla iç içe olun.